Selamünaleyküm hanımlar. İğne ve tığ kanalıma hoş geldiniz. Sizlere tığla yapılan bu güzel örneğin yapılışını anlatacağım hanımlar. Şimdi ben tığ battımı yaptım. İki zincirle yaptım. Örneğimiz örümcekle devam ediyor. Alt yeşilini yaptıktan sonra da üstünü kaleme geçirerek ilmek atacağız hanımlar. Şimdi örneğimize başlayalım. Şimdi ben örümceğimi yapmıştım daha önceden. Küçültelim biraz. Biraz fazla büyük. Burayı söylemiyorum çünkü yarım kalmış burası. Şimdi buradan sonra sizlere anlatacağım. Şimdi hanımlar, bir tane örümcek yapacağım. Şöyle orta boy bir örümcek yapıyoruz. Tığımızın üstüne iki kere doluyoruz. Bir, iki, üçüncüye geldim. İlmeğimi aldım. Tek aldım. Çift aldım. Çift aldım. Çift aldım. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bu yaptım. Trabzanın boşluğundan girdim ve bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Yedincisini girdim. Trabzanı yaptığım sık iğnenin içine girerek sık iğne ile burayı kapattım hanımlar. Tabii tekrar yapıyoruz. 1, 2, pardon. 1, 2, 3'üncüye geldim. 4 zincir. Sık iğne. 3, 4, 5, 6, 7'ncisini buraya. Şimdi hanımlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ki bu kadar büyük olan bir örnekleri çok yakın yapmamamız gerekiyor. Bu pırpırlardan yapacağız her biri örümceğin üstündeki yerlere. Ama ben örnek olduğu için 2, 4 bir tane daha yapacağım. Sonra örnek için bırakacağım hanımlar. Şimdi ara mesafesini İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani ne kadar sık istiyorsanız, ne kadar yakın istiyorsanız onu arzunuza göre yaparsınız. Şimdi toplamda 2, 4 tane buraya gitmiş. 2, 4, 5. Tabi bu örümcekleri aralıklarını istediğiniz kadar yapacağınız için sayılı yapmanız gerekiyor. Birkaç tane daha yapacağım. Ekranın görüntüsü bozulmuş. Hemen ayarlayalım. Sonuncusu olsun. Şöyle örümceklerimizi komple hazırlıyoruz hanımlar. Aldım ben hanımlar. Şöyle çeviriyorum.
Ekran görüntümüzü de ayarlayalım. Şimdi bir tane düğüm attım. Oyamızın tersinden zincirimi kapatıyorum. Düğümümü. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve yanındaki yaptığım örümceğin üzerindeki yeşildeki pırpırın içine geçirdim hanımlar. Ve kapattım. Yüzüne çeviriyorum. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir çekip kalemimi aldım hanımlar. İçine girdim. Tekrar 1, 2. Kalemin içine giriyorum. Tabii ki çıktı. Hemen düzeltiyorum. 1, 2. Niye iki tane zincir çekiyorum? Bir tane çekince de sökülüyor hanımlar. Bu çok önemli. İki zincirle yapın her zaman. 1, 2. Ben de başta bilmiyordum. Tek zincirle yaptıklarım da vardı. Yaparken zorlanıyordum. Çünkü sökülüyor. O yüzden her zaman iki tane zincir atın. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane olmuş. Sekiz, dokuz, on. Şimdi ben 11 yaptım burada hanımlar. Ama bunu 10'a düşürebilirsiniz sizler. Ben kendime 11 yaptığım için bunu 11 yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet. Geliyorum. İki zincir çekip keseceğim. Bunu hemen yakıyorum hanımlar, sökülmesin diye. Çıkardık. İlmeklerimi yayıyorum içeride. Şu an bu. Geldim. Biraz ipimi alıyorum. Önce bir düğüm atıyorum hanımlar. Örneğimizin yüzü. Hemen bu yaptığım yanındaki yeşilin pırpırın içine girdim. Düğümümü kapattım. Daha sonra bir iki zincir çekiyorum. Alıyorum tığımın üstüne bir tane. Geldim yaptığım ilk ilmeği hanımlar. Tek aldım, çift aldım, çift aldım. Tığım üstüne alıyorum. Üçte çıkıyoruz onunla. Tek aldım, çift aldım, çift aldım. Hemen iki zincir daha. Tığım üstüne alıyorum, yanındakine. Tek aldım, çift aldım, çift aldım. Tığım üstüne alıyorum. Aynı ilmeğin içine iki tane trabzan yapıyoruz. Tek aldım, çift aldım, çift aldım. İki zincir. Tığımın üstüne alıyorum. Tek aldım. Çift aldım. Çift aldım. Tığımın üstüne alıyorum. Tek aldım. Çift aldım. Çift aldım. İki zincir. Şimdi bu 11 tane ilmeğimiz vardı hanımlar. Bu 11 ilmeğin içinin hepsini böyle 2 tane trabzan dolduruyoruz. 3 de çıkartacağız. Unutmayın. Tek aldım. Tek aldım. Çift aldım. Çift aldım. Şimdi hanımlar hepsini doldurdum. Ve burada gene iki zincir çekip bu yanındaki pırpırın hemen içine giriyoruz. İki zincir çekip kesip yapıyoruz. Şimdi tekrar aynı rengimi aldım hanımlar. Düğüm attım. Şu yeşille trabzan yaptığım arasındaki iki zincir vardı. Oraya geldim.
İpimi iyicene sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Daha sonra hemen yanında şöyle 2 tane trabzana bırakıyoruz ve bu 2 zincirli yere geliyorum. 4 zincir çekip tığımızın üstüne 2 kere alıyoruz. Geldim. Tek aldım, çift aldım, çift aldım, çift aldım. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Geliyorum, yaptım trabzana. Boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar aynı noktaya, boşluğa gelip sık iğne ile kapattım hanımlar. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir tığımın üstüne 2 kere doluyorum. Ve geliyorum 2 tane zincir yaptım. Bu 2 trabzan arasında 2 zincir yapmıştık oraya. Tek aldım, çift aldım, çift aldım, çift aldım. 3 zincir çektim. 6 tane sık iğne. Aynı yere geliyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir tığımın üstüne 2 kere boşla. Ve bunun hepsini aynı şekilde devam edeceğiz hanımlar. Sonuncuyu da geliyorum. Bu yaptığımız, birleştirdiğimiz yere sonuncuyu da tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 3 zincir pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi de geliyorum zincirin üstüne. 2 zincir çekip kesiyorum. Şimdi örneğimizi tamamladık. İplikleri yaptım. Şu an böyle hanımlar. Tabii ki ütülenecek. Ütülendiği zaman bu kadar güzel duracak. Şu yaptığım pırpırlardan hanımlar. Geliyorum. Beyaz ipimi aldım. Bir düğüm atıyorum önce. Hemen yanındakine. Aslında birer tane de atlayabilirsiniz. Daha da güzel olabilir aslında. Evet. Şöyle bir tane atlayacağım. Buraya geleceğim. Buraya 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çektim hemen aynı noktaya yaptığımız yeşil pırpırlar hanımlar. Onların içine. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane. Benimkisi sadece bir fikir ama isterseniz de yan yana, yani hepsine de, şunların hepsine de yapabilirsiniz. Benimkisi bir fikir. Şimdi ben buna da yapacağım. Mesela bunlar şu anda çok yakın yanımlar. Bir tane boşluk yapıp pırpır yapın. Boşluk yapın, pırpır yapın. Boşluk yapın, pırpır yapın. Boşluk bırakın. Ondan sonra bu örneği oturtursanız bence aralıklar da iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Hanımlar örneğimizi tamamladık. Bir yeni videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Tekrar görüşmek üzere hanımlar.